şu anda elimizdeki en güçlü silahımız genç, eğitimli nüfusumuzu istihdam alanı bulamadığımız için kafelerde, kahvelerde çürütüyoruz arkadaşlar. Dünyanın en genç, en dinamik nüfusuna sahibiz. O algı eğitimi uygulatamıyor. Size de geliyordur emniyetteki kayıtlar. Genç nüfus uyuşturucuyla uyuşturuluyor. Yeni uyuşturucu maddelerle genç nüfus günü, yarını düşünmeden günü iyi yaşayan bir gençlik haline getiriliyor. Ülkemizin geleceği, toplumumuzun geleceği, bizden olan nesillerin sağlıklı, eğitimli olarak yaşayacağı bir vatan coğrafyası, bir yönetim oluşturamıyorsa biz o zaman robot gibi oluruz. Yiyen, içen, gününü gün eden, benden sonrası tufan diyen bir nesil oluruz. Bunlar şunun için ifade ediyor. Bu seçimler diğer seçimler gibi değil. Biz vatandaşlarımıza kurulduğumuz günden beri biz ülkemizi seviyoruz. Ülkemizde yaşayan insanlarımızı seviyoruz. İnsanlarımızı Cenab-ı Allah'ın yarattığı bir emanet kabul ediyoruz. Onların geleceği için fedakarlık yapılacaksa biz fedakarlık yapmaya hazırız diyoruz. Bunun imtihanını 12 Eylül öncesinde verdik. Bir nesil toplumun geleceğini kurtarmak için kendini feda etti. Ama günümüzde kullanılan silah değişti, algı yönetim silahı, kitle iletişim araçları dediğimiz, radyo, televizyon, işte sosyal medya dediğimiz olmayana inandırılıyor. Sanal alemi gerçek hayat gibi gençler akşam izlediği televizyon dizisinde sabah bende niye yok diye isyankar oluyor. Hayal alemiyle avunan bir genç nesil var. Bunu durdurabilmek için ülkemizin kaynakları yeterli, ülkemizin donanımlı yeterli insan gücü var. Eğer bugün Türkiye'de riyasız, çalmayan, soymayan bir yönetim gelsin, hırsızlığı, yolsuzluğu önlesin, bugünkü vatandaşın gelir düzeyi de artar, işsizlik de biter. Geriye kalanı da gelen yönetimin dürüst, ilkeli tavrıyla düzelir. Etrafımız ateş çemberi olmuş, dış politikamızda devletler arası ilişki karşılıklı menfaatlere göre olur. Kimse kimsenin kara kaşına, kara gözüne kimseye bir şey vermez. Etrafımızdaki ülkelerle düşmanlıklara son verilir. Ürettiğimizden fazlasını satacağımız pazarlar tekrar devreye girerse, ülkemize döviz girip yeni iş alanları oluşup, genç nüfusa iş alanları oluşturursak bu tehlikeyi atlatırız. Yoksa federatif başkanlık sistemi adı altında hem vatan coğrafyamız bölünecek hem de bin yıllık kardeşliğimiz darmadağın olacak. Alışveriş yaptığımız bakkalın memleketini sormaya başlarsa, oğlunuza dünürlüğe gittiğimiz ailenin bu kim nereli diye sormaya başlarsa, iş kuracağımız zaman ortağımızı sorgulamaya başlarsa toplumsal bütünlük diye bir şey kalmaz arkadaşlar. Cenazede yan yana gelemezsek, düğünde yan yana gelemezsek geleceğe de toplum olarak beraber yürüyemeyiz. Onun için bu seçimler kim ne kadar fazla veriyorsa ona oy veririm diyen abone seçmenin kararlarının büyük ölçüde etkili olacağı bir seçim. Çünkü dünya umurunda değil, günü iyi yaşamaya gelenin kesilir korkusuyla tehdit edilen bir seçmen var. Biz o noktada vatandaşa doğrularımızı anlatıp çocuklarının geleceğini düşünmesini ifade ederek vatandaşımızı bilgilendirmeye çalışıyoruz. Siyasetçinin görevi o. Bilgilendirir, kararı vatandaş kendisi verir sanırım. Gerisi Cenab-ı Allah'ın takdiri neyse olur. Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, bir aile olarak bu seçimlerde vatandaşımıza doğru bilgi verip vatandaşın da sorumluluk sahibi olarak bu dönemin vereceği kararın kendi geleceğinin kararı olduğunu bilerek hareket etmesini sağlayacağız. Hükümet kaynaklı siz devlet mekanizmasının ana çekirdeği olduğunuz için söylüyorum. Yasama görevini yapıyor mu? Yok. Yargı var mı? Yok. Üniversite var mı? Yok. Güvenlik var mı? Yok. Toplumda, toplum nezdinde saygınlığı olan bir tane kurum bırakmadı. Bizim rejimimizde yasama, yürütme, yargı birbirini denetler, birinin yanlışını kontrol eder. Üç yargı, yasama, yürüme erki diye bir şey yok. Rejim çöktü. Kanunsuz emir veriliyor. Kanunsuz emir uygulattırılıyor.
Yasama talimatla parmak kaldırıp parmak indirir hale gelmiş. Yargı kararları uygulanmıyor. Hırsızlık, yolsuzluk kokusu dışarı çıktığı anda da hırsızlığı, yolsuzluğu örtmek için önce faiz lobisi, bilmem ne lobisi, işte şimdi de bir isim buldular. Paralel bir çete yapıyor bunu, algısı veriliyor. Ama dosya işleme girmiş. Yargıya intikal etmiş. Hukuk çalıştırılamaz hale gelmiş. Böyle bir ülkede, devletimizin, anayasamızın uygulanmadığı bir yerde yarınlarda vatandaş der ki yetti artık, ben de kendi hukukumu kendim savunacağım dediği anda bunun adı kaostur, kardeş kavgasıdır. Devleti biz onun için kurduk. Bizim menfaatlerimizi anayasa ve kanunlar çerçevesinde 76 milyona eşit uygulasın diye kurduk. İnşallah bu seçimlerde alandan aldığımız, Türkiye genelinde aldığımız hükümete güzel bir ders verilecek. Ülkenin geleceği ile ilgili federatif başkanlık sisteminin bizim Türk, Müslüman Türk toplum yapısına uygun olmadığını sandıkta mesaj olarak verecek. Bize gelen mesaj bu. Gerisi vatandaşın takdiri. Bizi misafir ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Allah başarınızı daim etsin. Amin. İnşallah ülkemize hep birlikte sahip çıkarız. Teşekkür ederim. Hayır, 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 hayır.